Herkese selam. Beni tanıyanlar hoş geldiler. İlk defa beni görenler için de ben Ezgi. Bugün size saç bakım rutini videomda bahsettiğim Dermaroller ile ilgili detaylı bir video çekeceğim. O videoda da söyledim. Ben uzun zamandır saçıma Dermaroller uyguluyorum. Bunu detaylı bir şekilde size anlatmak için de bugün bir video çekmek istedim. Çok uzun ve karışık olmasını istemiyorum videonun ama mutlaka bahsetmem gereken konular da var. O yüzden 10 tane bölüme ayırdım videoyu. Açıklama kısmında dakikalar yazacak ama video çubuğunda da sanırım görebiliyor olacaksınız becerirsem. Videonun başlıkları şu şekilde olacak. Dermaroller nedir? Ne işe yarar? Dermaroller kullanmanın saç üzerindeki etkileri. Doğru dermaroller seçimi nasıl yapılır ve dermaroller bakımı nasıl olmalıdır? Dermaroller nasıl uygulanır? Uyguladıktan sonra nasıl bir bakım yapılır? Sonuçlar ne zaman görülür? Dermaroller kullanımı kimler için uygun değildir? Uyarılar kısmı ve de videonun en sonunda kendim nasıl uyguladığımı göstereceğim. Kahvenizi koyun, gelin sohbete başlayalım. Dermaroller kalınlığı 0,5 mm ile 2,5 mm arasında değişen titanyum iğneciklerinden oluşan silindir şeklinde bir cilt bakımı aparatıdır. Dermaroller ile cildinize yaptığınız işlemde microneedling yani mikro iğneleme. Dermaroller cildimizin üst tabakası olan epidermise belirli bir açı ve farklı yönlerde hareket ettirilerek uygulanır ve bu uygulamanın sonucunda cildimizin alt tabakası olan dermise inen mikro kanallar açılır. Yani cildimize kontrollü bir hasar vermiş oluruz ve bu verdiğimiz hasar sonucunda cildimiz doğal bir yenileme sürecine girer. Bu yenileme sürecinde cildimizin kolajen ve yeni hücre üretimi artar ve bu mikro kanallar açıldıktan sonra cildimize sürdüğümüz bütün ürünlerden aldığımız etki çok ciddi oranda artar. Yüz için, saç için, vücut için kullanılır. Akne tedavisi için kullanılır. Cilt gençleştirme, çatlak tedavisi, leke tedavisi, cilt sarkması, saç dökülmesini önleme, saç köklerini güçlendirme. Yani dermaroller'ın kullanılacağı pek çok şey var vücudumuzda. Evde yapılan dermaroller tedavileri olduğu gibi kliniklerde uzmanlar tarafından yapılan dermaroller tedavileri de var. Yani her dermaroller aslında evde kullanmaya uygun değil. Daha büyük iğneli dermarollerler mutlaka bir uzman tarafından uygulanmalı. Tabii ben size bu videoda dermarolların saça olan etkisinden bahsedeceğim. Bu video saçla ilgili olacak. Fakat daha sonra isterseniz size dermarolları cildime nasıl kullandığımla ilgili de bir video çekerim. Dermaroller saç diplerine, kafa derinize uygulanır ve 25 kere yuvarladığınızda santimetre kare başında 250 tane delik oluşturur. Demin bahsettiğim gibi kontrollü bir hasar oluşturuyoruz saçlarımızda ve bu hasarı oluşturduktan sonra saç şöyle bir sürece giriyor. Saç kökünü besleyen kılcal damarların kan dolaşımı hızlanıyor. Saç kökü ve folikül çevresinde büyüme hormonu salgılanıyor. Kafa derisinin kolajen üretimi artıyor. Doku yenilenmesi hızlanıyor ve saçların sağlıklı uzaması için sağlıklı bir ortam oluşuyor. Kullanım sonrasında oluşturduğumuz mikro kanallar sayesinde kullandığımız ürünler derinin alt kısımlarına kadar ulaşıyor. Doğru ve düzenli kullandığı zaman saç köklerinin güçlenmesine yardımcı oluyor ve dökülmeyi çok ciddi şekilde azaltıyor. Yani kısaca ve basitçe saç metabolizmanızı uyarıyor ve saç üretimini destekliyor. Dermaroller seçerken göz önüne almanız gereken şeyler iğne sayısı, iğne kalınlığı ve iğnelerin titanyumdan olması. Tabii ki bu seçiminizi kullanacağınız bölgeye göre yapmalısınız. Yüz için kullanacağınız farklı, saç için farklı, vücut için farklı. Yani bunların hepsine aynı iğne uzunluğu kullanılmaz. Önce iğne sayısından bahsedelim. Genelde 192 ve 540 seçenekleriniz olacaktır. Bazen 200 de oluyor. Ben 192 kullanıyorum ve size de bunu öneriyorum. Ve birazcık 540 iğneli dermarollerlerden bahsetmek istiyorum. 540 iğneli olan dermarollerler genelde eBay ve Amazon gibi sitelerde satılıyor. Ve gözünüzde canlanacak söylediğimde genelde siyah ve pembe renginde oluyor. Ve satıcılar şunu iddia ediyor. Daha çok iğnesi olduğu için etkisi daha çok olur. Kolajen üretimini daha çok destekler. Ve de ağrısı daha az olur diyor. Fakat bu doğru değil. Neden? 540 iğneli dermarollerlerin iğne şekli biraz daha üçgen gibi oluyor. Ve bu üçgen şeklindeki iğnenin cildinize zarar vermeden cildinize nüfus etmesi gerçekten çok zor. Daha zararlı olduğu doğru olabilir. Çünkü cildinize döndürdüğünüzde tam cildinize zaten girmediği, nüfus etmediği için çok fazla ağrılı olmayabilir. Ve çoğu zaman bu 540 iğneli dermarollerlerde kullanılan iğneler aslında gerçek iğneler olmuyor. Her şeyin sahtesi olduğu gibi dermarollerin de sahtesi var. Bu çok önemli bir konu olduğu için pek çok görsel buldum size göstermek için, tam anlatabilmek için. Çok ucuz dermarollerler genelde daha asimetrik şekilde iğnelere sahip oluyor.
iğne ise o da ve de cildinize zarar veriyor ve çok ucuz malzemelerden yapılıyor. Yani iğne şeklinde kesilmiş metal disklerden oluşuyor. Mesela bu görselde bu tarz dermarolları kullanırsanız cildinize ne olacağını gösteriyor. Bu görselde dermaroların nasıl gözükmesi gerektiğini gösteriyor. Yani bu çok dikkat etmeniz gereken bir konu. Gerçekten doğru seçim yapmak çok önemli. Cildinize çok zarar verebilirsiniz yanlış bir dermaroller seçimiyle. Genelde fiyatları belirli bir çerçevede oluyor dermarollerin. Ondan çok daha düşük fiyatlıysa alacağınız dermarolların metal plaklardan oluşmuş olması büyük ihtimal. O yüzden lütfen dikkat edin. Ben dediğim gibi 192 iğneli kullanıyorum. Benim kullandığım şu an böyle ve de elimde bir tane daha var. Bunu bundan sonra kullanmaya başlayacağım. Bunu da göstereceğim size. Yakından mı göstereyim? Benim kullandığım 1 milimetre uzunluğunda iğnelerim. Mesela bunun iğnelerini görebiliyorsunuz. Umarım fokusluyordur kamera. Yani içindekilerin gerçek iğne olduğu belli, gözüküyor. Şimdi gelelim iğne uzunluğuna. İğne uzunluğunda seçenekleriniz şunlar, buradan okuyacağım. 0.20 milimetre, 0.25, 0.30, 0.50, 0.75, 1 milimetre benim kullandığım olan. 1,5 mm, 2 mm ve 2,5 mm ve 3 mm. 1 mm'den daha büyük iğneler evde kullanım için çok uygun değil. Ben dermaroller kullanmaya başlamadan önce yaptığım araştırmada saçına 1,5 mm de kullananlar olduğunu gördüm ama birazcık korktum çünkü saçlarınıza zarar verebilirsiniz ve bunu tabii ki istemeyiz. Ben yüzüm için 0.50 mm dermaroller kullanıyorum. Saçım için de başından beri 1 mm kullanıyorum. Ama unutmayın, daha uzun iğneli dermarollerler kullanıldığı zaman iyileşme süreci birazcık artıyor. İğne uzunlukları ile ilgili de biraz daha açıklayıcı olmak için size iki tane görsel buldum. Onları da göstereyim. Dermaroller'ı satın almadan önce kapsamlı bir araştırma yapın, yorumları okuyun ve marka olarak saygın bir marka, yani bilinen bir markayı tercih etmeye çalışın. Dermaroller saç derinizi deldiği için, yani mikro kanallar oluşturduğu için eğer steril ve hijyenik bir şekilde yapmazsa enfeksiyona sebep olabilir. Yani mikropların girebileceği giriş noktaları oluşturduğu için dermaroller'ınızı mutlaka her kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra dezenfekte etmelisiniz. Bunun için dermaroller dezenfektanı kullanabilirsiniz. Benimki direkt dermaroller için bir dezenfektan ya da alkol kullanabilirsiniz. Ama sıcak su ve sabun yeterli olmayacaktır. Bu çok çok önemli bir konu. Dermarollerinizin temiz olması çok önemli. Eğer bu arada dermarollerinizi alkolle temizlediyseniz saç debinize sürmeden önce alkolün kuruduğundan emin olun. Ve de kullanmadığınız zamanlarda dermarollerinizi kutunuzda saklamalısınız. Benim yeni gelenin kutusu böyle, ötekisinde böyle bir başlığı var. Zaten eğer kaliteli bir dermaroller alıyorsanız mutlaka kendi kutusuyla ya da bunun gibi bir koruma kutusuyla gelecektir. Aynı dermarolları 30 kereden fazla kullanmamak lazım. Dolayısıyla ben her zaman ikinci dermarollarımı hazırda bekletiyorum. Kaç kere olduğu kafam karışmasın diye telefonuma not olarak tutuyorum. Mesela bakacağım. Mesela bunu 9 kere kullanmışım daha. Ve tabii ki hijyenik sebeplerden dolayı saç için kullandığınız dermarolları yüz için kullanmayın. Ve de dermarollerinizi iğnelerinizin kırılmaması ve zedelenmemesi adına düşürmemeye çalışın. Dermarollerinizi dip boyası yapar gibi saçınızı kısımlara ayırarak saç diplerine uyguluyorsunuz. Dikey şekilde, yatay şekilde ya da bunu dikey, bunu yatay. Neyse, aslında yüzünüze uygularken çapraz da uyguluyorsunuz ama ben saçıma uygularken çapraz yapmıyorum. Çünkü bu saçlarınızı koparabilir. O yüzden sadece dikey ve yatay şekilde yapıyorum. Dermaroller çok kirli saça uygulanmaz. Eğer saç diplerinize serum, köpük, jöle, sprey gibi ürünler uyguladıysanız mutlaka saçınızı yıkamalısınız. Yani kirli saça, üzerinde ürün olan saça uygulanmaz. Uygulamadan önce ellerinizi mutlaka çok iyi bir şekilde yıkayın ve de uygulamadan önce saçlarınızı tarayın. Sistematik bir şekilde saçlarınızı ayırın. Eğer arkaya yapmakta zorlanıyorsanız evde birinden yardım alabilirsiniz. Ben kendim yapıyorum. Arkaya yapmak için saçımı öne eğdiğimde çok daha kolay oluyor benim için. Ve uygularken küçük bölgeleri uygulamaya çalışın. Çünkü eğer çok büyük yaparsanız saçınız takılabilir ve saçlarınızı koparabilirsiniz. Zaten video sonunda göstereceğim ama mesela şuraya nasıl yaptığımı bir göstereyim şeyle beraber, kapağıyla. Yani şöyle yaptım.
böyle böyle yaptım ama şöyle yapmıyorum. Hep küçük küçük. Yavaş yavaş, nazik nazik. Dermaroları bütün kafa derinize uyguladıktan sonra da saç ürününüzü kullanabilirsiniz. Ben saçıma kendi yağ karışımımı sürüyorum. Birazdan bundan detaylı şekilde bahsedeceğim. Saçıma yağ karışımımı sürdükten sonra saç uçlarıma da ayrı bir yağ sürüyorum. Ve daha sonra saçımı streç filmle sarıyorum. Aslında çok çevre dostu olmadığı için streç filmle sarmamam lazım. Ama bir alternatifini bulamadım. Streç filmle sarmanızın sebebi de şu. Hem saçınızda yağın kurumaması için. Çünkü yağ saçınızda kuruduğu zaman saçınızı kırabiliyor. Ayrıca saçınız yağlı olduğu için, yapış yapış olduğu için saçınıza toz yapışabilir ve o tozlar dibinize gelirse bu saç kökünüze zarar verir. Çünkü saçınız zaten şu an çok hassas bir durumda uyguladığımız dermarolardan dolayı. Dolayısıyla onu güvende tutmak lazım ve de ılık, sıcak tutmak lazım kendi kafa derisinin sıcaklığıyla. O yüzden streç filmi sarıyorum ve daha sonra üzerine ya bere takıyorum ya büyük bir havluyla sarıyorum ama havlu ağır olabiliyor biraz. Çok da ağır olmasını istemiyorum. Bu arada uygulamayla ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Saçınıza dermaroller uygularken saçlarınıza asla kanamaması lazım. Eğer kanatıyorsanız yanlış yapıyorsunuzdur, yanlış şekilde kullanıyorsunuzdur ve durun, devam etmeyin. Uyguladığınız baskı hafif ya da orta olmalı. Uygularken çok hafif bir ağrı hissedebilirsiniz. Özellikle ben 1 mm kullandığım için iğneyi hissediyorum. Bu normal ve tolere edilebilir bir ağrı oluyor. Ve uygulama sırasında çok kaşıntım oluyor. Gerçekten böyle anlatamam ne kadar kaşındığını. Bu da normal. O zaman da ne yapıyorum? Masaj yaparak uyguluyorum. Ama asla masaj yaparken tırnaklarımı kullanmıyorum. Bu çok önemli. Saçınıza, saç kökünüze zarar verirsiniz. Parmaklarımı kullanarak masaj yapıyorum. Yani zaten böyle masaj yaparak yağ uyguladığımda hem masaj saç için çok iyi biliyorsunuz hem de o kaşıntıya iyi geliyor. Ve daha sonra o kaşıntı zaten geçiyor bir 10 dakika sonra. Ve de kullandıktan bir iki gün sonra saçınızda, saçlarınızda hassasiyet olması normal. Mesela ben yağ sürdüm, yaptım dermaroları, yağ sürdüm, duştan çıktım. Saçımı tararken saç diplerim biraz acıyor. Bu da normal. O yüzden kullanım sonrası saçınıza çok nazik olmayı unutmayın. Aslında bunu uyarılarda söyleyeceğim ama baştan da söylemek istiyorum. Ve dermaroları kullandıktan sonraki gün saçınızı güneşten bir şapka yardımıyla koruyun. Hep saçınızı diyorum ama anlıyorsunuz ne dediğimi, saç derinizi. Ben haftada bir yapıyorum. Daha sık yapmıyorum ve daha sık yapılmasını da önermiyorum. Cildinize iyileşmesi için zaman tanımanız lazım. Eğer daha önce hiç dermaroller yapmadıysanız 3-4 haftada bir yaparak başlayıp onu haftada bire çıkarabilirsiniz. Eğer nasıl uyguladığımı görmek istiyorsanız baştan sona videonun en sonunda göstereceğim. Ben dermaroller'dan sonra bir ilaç ya da bir ürün kullanmıyorum. Yağ kullanıyorum. Bu yağı da kendim yapıyorum. Kullandığım yağ şu. Şu an tabii çok yağlı, bunu silmeyi unuttum. İçinde taze biberiye de var. Bu yağ karışımında neler var? Hemen onu söyleyeyim. Şöyle bir kastor yağım var. Ama bu kastor yağının içinde başka şeyler de var. Bu saç uzaması için bir kastor yağı karışımı. Kastor yağını çok severek kullanıyorum. Fakat siyah kastor yağı biraz saçtan zor çıktığı için beyaz da kullanabilirsiniz. Onun işte Hollanda'dan aldığım iki tane yağım var. Bir tanesi kırmızı biberli saç uzaması için. Bir tanesi de horsetail'lı saç dökülmesi için. Bunun dışında argan yağı, amla yağı, üzüm çekirdeği yağı ekliyorum. Biberiye yağı, karanfil yağı koyuyorum. Uçucu yağlarla ilgili de şu uyarıyı yapmak istiyorum. İnternette aradığınız zaman işte dermarollerden sonra hangi yağ kullanılır dediğiniz zaman sadece uçucu yağ isimleri gördüm. Bu çok yanlış. Mahvedersiniz saçınızı, derinizi, saçlarınızı. Sakın ama sakın saçınıza direkt uçucu yağ uygulamayın. Mutlaka bir taşıyıcı yağla karıştırılması gerekiyor. Bununla ilgili kanalda videom var. Aşağıda linkini bırakacağım. Şuraya bir yere de koymaya çalışacağım. Uçucu yağlar ve taşıyıcı yağlar diye. Peki hangi yağları kullanabilirsiniz? Genelde soğuk sıkım yağları tercih edin. Çünkü bunların asit değerleri düşük olduğu için saçlarınızda bir pH dengesizliğine sebep olmayacaktır. Ayurvedik yağları kullanabilirsiniz. Amla gibi, Brahmi gibi. Bunlar da saç uzamasını destekleyen yağlar. Saçınıza sürmek istediğiniz yağın komedojenik değerini bilmiyorsanız mutlaka bakın. Komedojenik değer dediğim bir yağın saçınızı, gözeneğinizi tıkama kapasitesi. Tabii ki söylemeden geçmeyeceğim. Bunu yaptıktan sonra saç dibinize sakın Hindistan cevizi yağı sürmeyin. Çünkü hem komedojenik değeri yüksek bir yağ hem de saç köküne bence iyi gelmeyen bir yağ. Ama tabii internete baktığınız zaman evet Hindistan cevizi yağı sürün çok iyi geliyor
diyenler de var. Ama benim bu konudaki fikirlerim zaten beni tanıyorsanız biliyorsunuz. Yani yağ seçimini yaparken unutmayın ki şu an dermal olurdan sonra o bölgeniz çok hassas. Mesela normalde saçıma yağ uygularken ısıtıyorum. Pek çok videomda bahsettim. Ama dermal olurdan sonra bunu yapmıyorum. Oda sıcaklığında kullanıyorum. Çünkü orası çok hassas ve yakabilirsiniz. Yani farklı bir yağ sürecekseniz sürmeden önce mutlaka araştırmanızı yapın. Saç uçlarına iyi gelen bir yağ, saç dibine iyi gelecek diye bir şey yok. Tabii yağ kullanmak zorunda da değilsiniz. Bunun için yapılmış serumlar, ürünler var. Ancak alkol bazlı bir ürün kullanmamalısınız ve ilaç kullanacaksanız mutlaka bu ilacın size dermatoloğunuz tarafından verilmesi lazım. Dermaroller kullanımı sonrasında minoksidil gibi ilaçların çok kullanıldığını biliyorum. Ben kullanmadım ama yani kafanıza göre lütfen böyle şeyleri kullanmayın. Dikkatli olmanız lazım. Normal bir zamanda saç diplerinize sürdüğünüz ürün dermaroller kullanımından sonra uygun olmayabilir. Yani normal zamanda saçınıza iyi gelen bir şey dermaroller sonrası saçınıza zarar verebilir. Dolayısıyla bunun da araştırmasını iyi yapmak lazım. Ve de size şöyle bir tavsiyem olacak. Eğer dermaroller kullanmaya başlayacaksanız ve kolajen kullanmıyorsanız kolajen kullanmaya da başlayın. Gerçekten kullanmayan birine göre çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Kolajenle ilgili videom var. Yine buraya bir yere bırakacağım. Bırakamazsam aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Saç ve ciltte her zaman olduğu gibi sabır ve düzenli kullanım önemli. 2-3 kullanımdan sonra dökülmede mutlaka bir azalma görürsünüz. 8-10 haftada sonuçları görmeye başlarsınız ama tam sonuçları görmeniz 6 ayınızı alacaktır. Yani sabırlı olun, düzenli şekilde yapın, mutlaka sonucunu göreceksiniz. Saç derisinde egzama, sedef, seborroik dermatit gibi hastalıkları olanların dermaroller kullanmaması gerek. Tabii ki doktorunuza ve dermatoloğunuza tanışmalısınız eğer böyle durumlarınız varsa. Ama önermediği sürece kullanmayın. Eğer saç derinizde hassasiyet varsa, sivilce varsa, açık yaralar varsa yine kullanmamanız lazım. Hipertansiyon hastaları, diyabet hastaları ve kan pıhtılaşması problemi olanların da kullanmaması lazım. Eğer kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz mutlaka doktorunuza ya da dermatoloğunuza tanışın ya da mikro iğneleme işlemini bir profesyonele yaptırın. İnşallah buraya kadar geldiğiniz videoda ve izliyorsunuz çünkü burası önemli. Dermaroller'ı gerektiğinden fazla yapmayın. Haftada en fazla bir. Cildinizin iyileşmesi için cildinize zaman tanıyın. Asla kirli bir dermaroller kullanmayın. Asla başkasıyla bir dermaroller'ı ortak kullanmayın. Çok eski bir dermaroller'ı kullanmayın. Dezenfekte etmeden kullanmayın. Ve nerede duracağınızı bilin. Yani bütün bu saçınıza yapacağınız dermaroller işleminin 10 dakikadan fazla sürmemesi gerekiyor. Hadi yeni başlıyorsanız çok eliniz alışık değilse 15 dakika maksimum. Çok derin indiğinizde saç köklerinize zarar verebileceğiniz için uygularken çok baskı uygulamayın. Yani çok bastırmayın. Yavaş ve nazik olmayı unutmayın. Videoda söylediğim gibi asla saçınızın kanamaması lazım uygulama sırasında. Dermaroller kullandıktan sonra saç deriniz pul pul oluyorsa, bende olmuyor. Yani hiç böyle bir problem yaşamadım ama yaşayanlar olduğunu okudum. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız dermaroller kullandıktan bir 3-4 gün sonra saçınıza çekilmiş kahveyle peeling yapın saçlarınıza. Ve dermaroller kullandıktan sonraki günlerde saçınızı boyatmayın. Son bir küçük tavsiyem olacak. Eğer saçınıza yağ uyguladıktan sonra yağı saçınızdan kolay şekilde çıkartamıyorsanız şampuanınıza çekilmiş kahve dökün. Elinizde, avucunuzda iyice köpürtme saçınıza uygulayın. Yağın çok daha kolay çıktığını göreceksiniz. Şimdi vedamı ben burada ediyorum ama nasıl kullandığımı video sonunda göstereceğim. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok uzun bir video olmamıştır ve sizi sıkmamışımdır. Açıklayıcı bir video olmuştur. Eğer kafanıza takılan şeyler varsa, sorularınız varsa lütfen yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.